Selam millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta viral olmuş hayat hileleri videolarına bakacağız. Bazıları gerçekten işe yarar, bazıları gerçekten çok saçma. Videoya geçmeden önce ne yapmayı unutmuyoruz? Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyoruz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet, ekranı paramparça olmuş bir telefonumuz var. Diş macunu sıkıyor galiba. Ben bunu birçok yerde gördüm ama hiç denemedim. Allah'tan denemedim çünkü telefonum hiç kırılmadı. Bakalım, yani bunu deneyen varsa yorumlara yazsın. Ben pek inanmıyorum ama yani öyle diş macunu sürünce o çatlaklar geçseydi oho telefoncular dükkan kapatırdı. Öyle iş mi var? Şuna hiç kırılmamış gibi oldu. Bence bu yalan. Evet, bir kardeşimiz McDonald's'ta. Oo. Aa. Şu an aydınlandım ya. Şu an IQ'm 200'e falan çıktı. Oo, bunu deneyeceğim. Çok cool'du. Evet, bir telefon dükkanında. Yani zaten onu çekip takarsan şarj eder. Ablamız bir şey aldı. Şal gibi bir şeyden kıyafet yapıyor şu an. Vallahi her şeyden kıyafet yapıyorlar ya. Bizde 3 tane tişörtümüz var. Onları değiştire değiştire giyiyoruz. Güzel oldu ama kıyafet. Bu da kahve makinesine yağ döktü. Yumurta gibi bir şey döktü herhalde. Bu da kahve makinesinde yani... Evet, yumurta dökmüş de kahve makinesinde niye pankek yaparsın ki yani, onu anlamadım. Hani ne gerek vardı? Tava mı yok, ocak mı yok? İlginç. Yürüyen merdivende abimiz. Bakalım nasıl bir hile gelecek? Şu an merakla bekliyorum. Ne oldu öyle ya? Lan bu hile mi lan bu? İllüzyon videosunu araya karıştırmışsınız. Hile mi lan bu? Evet, bir blender. Blender miydi bunun adı? Ha, çırpıcı. Ha, kivinin... Aa, bak güzel. Güzel hile. Vallahi güzel hile. Tam da kış ayındayız. Kivi. Güzel, bunu beğendim. Bir oyuncak dinozor var şu an. Yani dinozordan şey yaptı. Böyle bir diş macunluk falan yaptı. Zaten diş fırçasını koyma şeyi 5 lira yani, al bir zahmet. Bu da ananas, kolay ananas yeme tekniği. Ben bunu denedim, olmadı. Yani öyle göründüğü gibi kolay kolay gelmiyor o böyle şeyler, parçalar. Ha, yapabilen varsa yazsın yorumlara. Aa, bu da çakma Gucci mi yapıyor evde? Gucci yazısını bastırmış, altına bir de şeyi bastırmış, şeriti. Üstüne de bir plastik poşet gibi bir şey koydu. Şimdi de ütü basacak. Oo, iyi. Ben bunu yapsam ama bizim arkadaşlarım yine anlarlar bunu, çakma olduğunu. Derler cebinde 5 lira yok, Gucci'den tişört giyiyorsun. Garibanın yüzü gülür mü be? Çilek. Ay, çileği Nutella'ya batırdı da nasıl yedi be? Ben bayağıdır çikolata yemiyorum ya. Ha, bu da çileği... Oo, şırınga mırınga girdi işin içine. Ha, çileğin içine basıyor çikolatayı. Of, oo, çok güzel oldu. Bu abi ne yapıyor? Mısır, çikolata karışık bir şey mi oldu ya? Ben tam anlamadım ama neyse. Ablamız da makyaj yapıyor. Güzel, bir şeyler yapıyor şu an. Ne yaptığını anlamıyorum, bir şeyler yapıyor ama. Bir şey çıkacak sonunda. Kaş yaptı, bayağı bir martı kaş yaptı kendine. Bu abla çirkin değil miydi derdim. Yine bir ablamız kıyafetiyle bir hile yapacak. Onu oradan oraya çekti, onu oradan öyle tutturdu. Hmm. Yani bu beni pek ilgilendiren bir hile olmadı. Ama şu ayakkabı bağlama olabilir. Benim hep bağcıklar şey oluyor ya, yamuk yumuk oluyor, çirkin oluyor. Güzel. Aa, bununla da kim uğraşacak? Ayrıca da gibi oldu. Hiç güzel olmadı. Bir şişe şampanya geldi, lastik geldi. Ne çıkacak acaba? Çiçek geldi. Bir sürü çiçek oldu. Ha, ne oldu? Vazo gibi bir görüntü vermeye çalıştı. İyi. Yani evet, evde vazo yoksa böyle bir görüntü verilebilir. Güzel. Güzel oldu. Bu hileyi sevdim. Ha, telefonu koyuyorsun, düşüyor. Ben var ya, her sabah bunu yaşıyorum ya. Kahvaltı yaparken bir şeyler izlemeyi çok seviyorum. Ha, Ataç'la böyle, ben bunu başka videoda daha görmüştüm. Ataç'la güzel bir stand oluyor, düşmüyor. En yararlı hilelerden birisi buydu. Bu abimiz ne yapıyor? Tel var. Teli şu an yuvarlak bir şeyler yapıyor ama anlamadım ne yaptığını. Onu oradan büktürdü. Onu öyle yuvarladı. Bir kanca gibi bir şey çıktı ortaya ama sonunda ne gelecek şu an çok merakla bekliyorum. Ya nasıl bir hile bu? Neyin hilesi? Bayağı da ince işçilik bir şey yaptı ya bu. Onu oradan oraya döndürdü de oradan süslü müslü de bir şeyler oldu. Hile mi lan bu? Bu da hile değil. Bu bildiğin el işçiliği yaptı. Geç. Uzun bir bardak var, el girmiyor. Hmm, o dibini mi birini nasıl temizleyeceğiz? Gitti güzelim sünger. 2 liralık sünger gitti. O şey yaptı, mıknatıs koydu. Yani oradan da ona mıknatıs. Güzel teknik. Bunu cam silerken çok kullanıyorlar. Bir lastiğimiz var, lastik bayağı gevşemiş. Ha, şu saç toka, evet toka toka. Ha, sıcak suya koyunca tekrar eski haline dönüyormuş. Hı, bu güzeliyle bu. Beğendim. Bütün programları... Ha, benim iPhone'um olmadığı için bu iPhone'u olanlar izlesin yani. Benlik değil bu, benim iPhone'um yok. Chips var. Oo, zaten arkadaş ortamında da cipsi açarsan öyle 5 dakikada hiç ederler o paketi. Bakalım pakette ne yapacak? Altını kesti.
Ortadan kesti. Tamam. Açtın paketi, güzel temizledin. Oo, tertemiz. Jilet gibi paket oldu. Kutu kaplıyor. Ha, hediye paketi yapacak herhalde. Güzel yani, o alüminyum güzel bir görüntüsü var. Parıl parıl parlıyor, bence hediye paketi olur. Vallahi güzel de hediye paketi oldu yani. 10 numara 5 yıldız. Süte gevrek döküyor. Ha, gevreğin kutusuyla bir şey yapacak şimdi de. Ben gevrek yemediğim için beni pek ilgilendirmiyor ama bakalım nasıl bir hile çıkacak. Ha, kesme tahtasına o sıyırıyor çöp gibi. Anladım. Mantıklı. Bunun da diş fırçalığı yokmuş herhalde. Tuvalet kağıdının ortasındaki kartondan diş fırçalığı yaptı. Ya abicim, diş fırçalığı dediğin bir tane bardak koyarsın, olur sana diş fırçalığı. Ne gerek vardı onu oraya yapıştırmaya? Havludan ayıcık yapmış. Bakalım nasıl yapılıyor. Havluyu kıvırıyoruz. Öyle kıvırıyoruz böyle. Yani bunu biraz yavaşlatıp izlemek lazım. Yani oynatma hızını düşürürseniz daha rahat olur sizin için. Çünkü böyle hızlı hızlı ben pek bir şey anlamadım. Ama çok güzel oyuncak oldu. Yani o vallahi 10 numara 5 yıldız. Çok beğendim. Yine başka bir havluyu da kıvırarak yine mi oyuncak yapacak? Aa, ağaç yaptı. Yok, cupcake miydi o? Onun gibi bir şey ama o da güzel oldu. Yine bir havluları kıvırıp, ablada da ne havlu varmış ha. Ha, bu biraz şey oldu ya, yeni gelinin tatlı telaşı oldu. Paket lastiğiyle silah yapımı, hem de kendi elinle. O nasıl olacak o iş? Nasıl bir hile bu? Serçe parmağına geçiriyor paket lastiğini. Bu güzel bir şeyse bu sınıfta eğlenceli olabilir. Ha, oradan doladı eline. Abinin eli de bayağı yara bere olmuş ya. Aa, güzel. Ha, biz lastiği normal böyle çekip fırlatıyoruz ama. İlginç, bunu deneyeceğim. Lastiğimi aldım. Şöyle yaptı. Böyle getirdi. Buraya koydu. Bakalım, ilk defa atmayı deneyeceğim şu an. Şöyle bir görüntüsü var. Şu an paket lastiğini şurada tutuyorum. Buradan getirdim. Tırnağıma taktım. Atıyorum. Tam sınıfta denenecek bir şey bu. Bu da kötü bir restorana gittiyseniz nasıl böyle çakalca bahşiş bırakabilirsiniz. Parayı suya attı. Oo, güzel. Ters çevirdi. Hadi al, al bakalım. Bahşişi al, alabiliyorsan hadi. Bayatlamış kurabiyelerimiz var. Bakalım ne yapacak. Bunları bir kaba koyuyor. Ha, üstüne de biraz ekmek. Bir parça. Sonra bir gece bekletiyor. Ha, bu sefer ekmek sert. Kurabiyeler yumuşak. Güzel. Greyfurt'u yarıya kesti. Bakalım nasıl bir hile çıkacak. Tamam. Ha, greyfurt'un kabuğunu soymayla alakalı mı? Yani ben olsam uğraşmam yani. Daha mandalina gibi soy ye direkt. Bu ne? Oho, her parçasıyla teker teker uğraşıyorsun. Bu life hack olmadı ki. Bu yemedi. Yani işi daha da zorlaştırdı. Bu kolaylaştırması gerekiyordu. İki harekette Rubik küpü çözüyor. Ben şunu aldım, çözemedim. Nasıl çözeceksin? Hadi çöz. Bir kez çevirdi, bir kez daha çevirdi. Aa, bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Onun sonu gelecek mi? Bir öyle bir böyle. Ha, bayağı bir çevirecek ama. Sonunun gelmemesi lazım ya öyle. İlginç. E hadi. Bitsin artık küp. Ha, oha. Ben almıştım Rubik küpü. 3 kişi 3 arkadaş çözemedik ya. Evet, bir kolamız var. Kolayı açtı. Bu nasıl bir hile? Pipet. Ha, şu kutu kolalara falan pipeti atınca salak salak hareket ediyor. Yok, yukarı çıkıyor bilmem ne. Aa, onun için miymiş? Hoca notunuzu F verdiyse bunu, ha, oradan bir çizgi A plus. Ha, hoca da 7. Gömleğin üzerindeki alarm. Lan oğlum, sen onu alarmla nasıl getirdin eve? Bu çalmış. Alarmı nasıl sökülür? Yani. Denemeyin böyle şeyler, yapmayın. Evet, arabanın kapısı kilitli. Ha, kilitli kalmış. Ne yapıyorsun? Tenis topuna delik açıyorsun. Sonra onu böyle fıtı fıtı sıktı sıktı. Kapı açıldı. Ben buna inanmadım. Bu denenecek bir şey de değil. Kendi arabanızda anca denersiniz. Yoksa polis gelir. Arabanın camı donmuş. O, tam da kış ayındayız. Ay, tırnaklarını sürme. Su aldı. Ha, şey, pakete sıcak su koydu. Abi zaten eve çıkabiliyorsam benim de aklıma gelir. Burada da bir fotoğraf hilesi var. Şu an lavaboyu doldurmuş. Ne yaptı? Tırnaklarını çekti. Yani güzel. Benim işime yaramaz ama güzel. Banyolara asılan havluluk, şu kanca gibi olanlardan. Aa, sadece banyoya asılmıyormuş demek ki. O telefonu koy. Başka ne yapacak? Diş fırçanı as. E, mantıklı. Bunu bayağı beğendim ya. Şimdi ne asıyor? Alüminyum folyo kutusunu asıyor. İyi, güzel. Bunu da beğendim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. TikTok'ta viral olmuş hayat hileleri videolarına baktık. Dediğim gibi bazısı çok mantıklıydı, bazısı çok saçmaydı. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.